28 Haziran 4 Temmuz. Değerli akrep burçları, güzellikler, aşklar, huzurlar, paralar, pullar hepinizde olsun, tüm burçlarda olsun. Adaletsiz davranmıyorum. Bu hafta şansınızın en yüksek, en keyifli ve en güzel olacağı hafta. Yoğun bir iş temponuz, işinizde konumunuzla ilgili yükseliş, beklemediğiniz iş kapınızla ilgili güzel bir haber ve bulunduğunuz noktadaki yaşanan kaoslar bitecek. Böyle bir derin bir nefes alacaksınız ve yorgunluklarınız sanki bu yaşadığınız bir yıllık eziyet geride kalıyor ve mutluluk gülümsemesi işte bile böyle hani eskiden sahte gülüyorduk ya, yine mi bu müdür, yine mi bu yönetici diyorduk ya, bu hafta böyle keyifle güleceğiniz bir hafta olacak. Ama içinizdeki o yılanlık ara sıra hepimizde vardır ya, yine mi geldi bu kıyafeti mi giymiş, ruhumuzu da eksik kılmayacağız. Yani erkek kadın ayrımı yapmıyorum, unutmayın. Yani aslında bu hafta farkındalığınızı yarattığınız takdirde işinizdeki her şeyi çözme ve güzellikleri görme ve güzellikleri alma ve kabul etme haftanız olacak. Yerinizin değişmesiyle ilgili güzel fırsatlar, yöneticinin size yapacağı iyilikler ya da patronunuzun size sunacağı imkanları açık oynayacak. Ve açık oynadığınızda tercih sizin olacak. Özellikle maddiyatımda rahatsızım diyorsanız Eylül'e kadar sabırlı olun. Maaşınız Ekim-Kasım arasında maaşınız değişecek ama siz daha erken istiyorsunuz. Birikmiş iş yerinizde paranız varsa bununla ilgili yavaş yavaş ödemeler başlayacak. İş mahkemeniz varsa, sonuçlanmadıysa iş mahkemenizi kazanacaksınız ve işinize geri iade olacaksınız. Daha ne olsun? Daha ne istiyorsunuz benden? Ama şu var. Özellikle kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız ve bulunduğunuz noktadaki kaoslardan yorulduysanız firma komple taşınıyor, başka bir yere geçeceksiniz. O sırada o kaosları unutup yerinize adapte olup daha güzellikler yaratacaksınız. Yani burada stres yaparken bile yeni geçeceğiniz yer size uğurlu ve bereketli olacak. Devlete girmek istiyorsanız, polis olmak istiyorsanız, hemşirelik sınavına girecekseniz ya da bekliyorsanız bunlarla ilgili olumlu süreçlerimiz var. Doğru değerlendirdiğinizde de bu kapılarınız o kadar güzel hayatınızda açılacak ki siz bile anlamayacaksınız diyorum. Kendi işini yapanlarda para kaybı olabilir. Gereksiz harcamalara, ödemelerle alakalı aksiliklerden dolayı ay sonra hallederim, şunu da sonra hallederim, bunu da sonra hallederim derseniz sizi Temmuz sonunda böyle bayılmış olarak gösteririm. O yüzden ödemelerinizi önce, kalan paraları harcamayı öneriyorum diyorum. Satmaya çalıştığınız ve son 6 aydır satamadığınız bir ev, bir arsa, bir araba konunuz varsa 14-13 Temmuz arasında satılmış olacak ve ondan sonra yeni bir arç ve yeni bir aydınlığa kavuşacaksınız. Ortaklı iş yapıyorsanız ortaklı işlerde aksi giden olaylarda toparlanma, ödemelerde rahatlık ve işinizde hızlanma ve özellikle yurt dışına mal, mesela ne bileyim, araç işi yapıyorsanız, ihracat işi yapıyorsanız, tekstil işi yapıyorsanız, gıda sektörü yapıyorsanız çok büyük kapılarınız açılacak. Ya da ne bileyim, küçücük bir avukat büronuz varsa, ne bileyim psikologsanız bile işlerinizin daha yoğunlaşacağı ve artacağı bir dönem. Ama sizde tatil planınız, bikinilerinizi hazırladınız ya da şortlarınız hazır, nereye gideceksiniz, hangi şehre, evet onları da yapacaksınız ama yine rica ediyorum. Yani değerli akrep burçları, biraz tatilin tadını keyifle çıkartmak istiyorsunuz ya, aşırıya kaçmayın, keyfini çıkartın. Geldiğinizde sizi çok büyük işler bekliyor. Bu işlerin altından kalkmayı da unutmayın diyorum. Bu ara elektronik eşyalarınız değil de mesela su borularınız, klozet sıkıntılarınız, banyo akıntılarınız, mutfakta lavabo akıntılarınızla alakalı sorunlar olabilir. Biraz evde dekorasyon ya da bu tarz boruları toparlama evresi ya da kaloriferleri yenileme, kombi yenileme dediğimiz olaylarınız var. Evde ufak bir değişim sizin enerjinize iyi gelecek ve rahat edeceksiniz. Ve uzun süredir de rahatsız olduğunuz yatak odanızı mutlaka değiştirme kararını verdiniz. Lütfen değiştir, bu yatak bana uğursuz geziyor. Kocamla ya da karımla aramda bir soğukluk oluşuyor diyorsunuz. Bir an önce yatak odanızı değiştirin, enerjisi değişsin. Ve son zamanlarda uyurken ışık sizi rahatsız etmeye başladı. Biraz da kalın perde al da karanlıkta yattığını hisset de rahat uyu. Yani böyle bir ışıktan rahatsız oluyorsun. Haklısın, ışık seni rahatsız etmeye başladı. Çocuklarınızla alakalı biraz gerginlikler olabilir. Çocuklar eğitim konusunda sizi yormuş olabilir. Hatta bu çocuklardan adam olmaz diyen değerli akrep burçları, çocuklarınız gayet başarılı ve aklı başında olacak. Siz bence abartıyorsunuz ve konuşun. Çocuklarınızla alakalı iletişimde gereksiz sert bağırışmalar var. Mutfaktan salona, tuvaletten salona bağırırsan çocuk da seni dinlemez. Biraz düzen, tertip, kural diyorum.
Değerli aşk tuz olan akrep burçları, hiç sevgilim yok Emine ablacığım diyorsanız, yani Temmuz'un 20'sine kadar güzel bir aşk seni bekliyor. Aslında bu dönem başlayacak ama ilişkinin Temmuz 20 itibariyle oturma evresine girecek. Bu da seni mutlu edecek diyorum. Hatta evlenme teklifi bekleyenler için güzel ufak ufak haberler alacaksınız. Aile tanışmaları var, güzel şeyler oluşacak. Bazı akrep burçlarında düğün ertelenebilir. Sağlık, tedavi, hastalık yüzünden düğün ertelenmeler söz konusu olacak. Ama endişe etmeyin, hayatınızdaki insanla evlilik yapacaksınız. Panik yapmanıza gerek yok. Bu ara bazı akrep burçları eşim ya da karım beni aldatıyor tribindesiniz. Bence bu senin paranoyan, gereksiz hayal dünyan. Bundan çıkarsan sevinirim. Sizde de sağlık olarak evet gözlerde uyku probleminiz var dedim. Yakınla uzakla ilgili sıkıntılarımız var. Bir de geniz etimizde hırıltı var. O yüzden uyuyamıyor olabilirsiniz. Şu ev ameliyatı da bir an önce yaptırın. Daha ne diyeyim ya size akrepler? Dua edin, umutlu olun, aşkla dolun. Hayat sizinle olsun, sevgiyle kalın.